Herkese merhaba. Gotik videosunun ikinci partına hoş geldiniz. Bu bölümde gotik kültürün içinde oldukça popüler bir yeri olan vampir mitinden bahsedeceğim. Eminim ki zaten çoğunuz bu konuyu çok seviyordur. 2010'dan sonra özellikle Twilight serisiyle oldukça popülerleşti bu konu diye düşünüyorum. Onun dışında da zaten ilgi çekici bir konu. Benim için neden ilgi çekici? Hemen ondan bahsedeyim. Çünkü ölümsüzlük. Yani vampir denilince insan aklına hemen gelen şeylerden birisi zaten ölümsüzlük olgusu. Bunun meraklısı bir tek de ben değilim bu arada. Çünkü ölümsüzlük insanın varoluşundan beri peşine düştüğü, bulmaya çalıştığı bir fenomen. Çoğumuz dile getirmemeyi tercih etsek de ölümden korkarız. Ölünce ne olacağını bilmediğimiz için de bu konuyu çok fazla deşmeyiz. Hayatın içine karışırız, gündelik meşguliyetlerle kendimizi hiç ölmeyecek gibi rahat hissederiz. Düşündüğümüz zaman ölüm epey düşündürücü bir şey. Bir de diğer canlılardan ziyade biz öleceğimizi biliyoruz. Bu bilince sahip olmak da her şeyi daha komplike bir hale getiriyor zaten. Düşünün, geceleyin başımı yastığa koyuyorum, tamam mı? Ve diyorum kendi kendime, yani öleceksek neden doğduk ki? Ben var oluyorum, sonra da bunu yitiriyorum. Yani çok anlamsız. Sonra ölünce ne olacak mesela? Bunu çok düşünüyorum. Ben bu fiziksel bedenimi kaybettiğimde ne olacak? Sonra ruh dediğimiz şey var mı? Öldükten sonra o ruh bir yerlere falan mı gidecek? Gittiği yerde ebediyen yaşayacak mı? Ebediyet nasıl bir şey? Algılamaya çalışıyorum ama zaten kimse çözememiş. Ama benim yine düşünmekten kendimi alamadığım, hiç vazgeçemediğim bir olgu bu. Bu arada belki çoğu kişiden daha çok düşünüyorum bu konuyu. Daha çok kafaya takıyorum. Belki de tuhaf gelebilir, bilmiyorum ama yani varlığımı kaybetmek düşüncesi beni dehşete düşürüyor. Tanıdığım, tanımaktan hoşlandığım, sevdiğim insanı bir daha göremeyeceğim. Yani düşünsene, kendine beraber onlar da gidiyor, anılar da gidiyor. Her şeyini yitiriyorsun. Hiç sahip olmamış gibi. Ve biz bu trajediyi sırtlanık olarak yaşıyoruz. Kendimize söylemesek de böyle bu. İşte insan olmanın hazin dramı yani. Kedi olsaydım böyle mesela, böyle bir ıstıram olmayacaktı. Yani muhtemelen öylesine yaşıyor olacaktım. Ya da vampir olsaydım. Mesela vampir olsaydım hiç ölmeyecektim. Yüzyıllar boyunca yaşayacaktım. Aranızda böyle şeyler isteyen var mı bu arada? Çünkü ben hiç böyle insanlarla karşılaşmadım. Genelde takmıyor insanlar böyle şeylere. Veya ölüme takıntılı mısınız mesela benim gibi? Çünkü genelde insanlar bu durumu hiç siklemiyorlar ya. Zaten inançlarına göre öldükten sonra farklı bir yaşam vaat edilmiş olacağı için. Yani bu hayat gerçek değil. Gerçek bir hayat değil. Onlar için böyle zaten öbür taraf gerçek hayat. Ahiret gerçek hayat. O yüzden ölünce yok olmak diye bir şey onlar için yok. Ben de bilmiyorum. Onlar kadar emin değilim yani. Ölüp de dönen yok ya. Gelip de kimse demedi. İşte ölünce başka bir hayat başlıyor artık. İyi birisiysen cennette sonsuza kadar yaşıyorsun. Veya kötüysen sonsuza kadar cehennemde yanıyorsun gibi. Bunu bilemeyiz. Ama bu noktada konu öznesini bizden vampirlere çevirmek istiyorum. Ve sonsuza kadar yaşayan varlıklar, vampirler. Şimdi arkadaşlar, öncelikle vampir dediğimiz şey fantastik kurguyla ortaya çıkan bir tip değil. Biri kalkıp da böyle bir yaratık türü ortaya çıkarmadı. Vampir insanlık tarihi kadar eski bir varlık ve tüm mitolojilerde var. Tabii arkaik dediğimiz dönemlerde kan içen yaratıklar, kan emen kötü ruhlar gibi tasvir edilmişler. Bu varlıkların isimleri de vampir olarak geçmiyor zaten. Bir de coğrafyadan coğrafyaya göre değişiyor. Mesela Hint mitolojisinde Kalika olarak geçiyor. Batı Afrika'daki ismi Sasabonsam, Güney Afrika'daki İmpundulu. Çin mitolojisinde de Jiangxi olarak geçiyor. Bu Jiangxi'ler var ya arkadaşlar, zıplayan vampirler mesela, farklı bir tür. Ama bazı kaynaklarda zombi olarak yaşayan ölü olarak geçiyor. Vampir de daha önce ölmüş ve tekrardan dirilmiş ya, The Walking Dead şekli olmasa da zombi türü gibi. Yunan mitolojisinde Lamia, bunun hemen hikayesini anlatıyorum Lamia'nın. Zeus'un aşık olduğu ve Hera'nın gazabına uğradığı binlerce insanlardan birisi bu Lamia. Klasik. Hera bu kadını canavarlaştırıyor ve kadınla canavarlaştıktan sonra kendi çocuklarının kanını içiyor. Roma mitolojisinde Strigoi var. Mesela Bram Stoker'ın Drakulası. Bu varlığın modern bir yorumu. Babil, Asur ve İbrani söylencelerinde de Lilith var. Lilith ve vampir bağlantısı da şöyle. Eğer internette aratırsanız karşınıza bir dizi mitolojik anlatı çıkacak. Onun da aslını aktarayım. Ama ondan öncesinde bu bağlantının mitolojik bir spekülasyondan ibaret olduğunu söyleyeyim. Bunu da Berk Yaltırık Hoca'dan öğrenmiştim. Kurgu tamamen yani. Hikayesi de şöyle.
Kabil kardeşini öldürdüğü için cennetten kovuluyor ve Lilith'e sığınıyor. Lilith de vampirlerin atası veya onlara güç veren bir varlık olarak görülebiliyor. Bu arada Lilith her ne kadar İslam inancında resmi bir tutumla karşılaşmasa da veya direkt olarak kendisinden bahsedilmese de daha çok Yahudi inancında ismi geçen iblisvari kötü bir kadın. Havva'nın tam tersi olarak tasvir edilen bir karakter. Bu yüzden de sonrasında gelen vampir ve cadı yakıştırmalarına çok uyuyor. Mitolojik inançlarda da vampirlerin cadılar tarafından büyüyle yaratıldığına dair söylenceler var. Kara büyüyle yaratılıyorlar. Lilith cadı, Kabil de vampir. Al işte hikaye, ne güzel oldu değil mi? Her şey birbirini tamamladı. Ama bu bir kurgu. Kurgunun esin kaynağı da Bram Stoker'ın eserinde Kabil'in işlediği günaha atıf var. Mina karakteri Dracula tarafından ısırılınca anında bir leke oluşuyor. Van Helsing de Kabil'in günahkar izi ortaya çıkmıştı diyor. Bu detaydan kaynaklı bu Kabil hikayesi hortluyor. Dediğim gibi Mehmet Berk Yaltırık Hoca'nın vampirlerle ilgili sıkça sorulan 10 soru videosunda cevaplandı bu. Açıklama kısmını videoyu bırakıyorum. Dilerseniz izleyebilirsiniz. Bu anlattığım vampirlik ve dini atıf olayı kurgu olsa da başka kültürlerin mitolojilerinde inanç olarak benimsenen varlık olduğu gerçeğini değiştirmiyor bu durum. Mesela Balkan ülkelerinde yaşayan insanlar biz nasıl cinlere inanıyorsak onlar da vampirlere inanıyorlar. Yerel korku hikayeleri gibi düşünün. Ay o değil de ne diyeceğim. Bu hafta Twitter'da cin hikayeleri patladı, gördünüz mü? Birisi zehir zemberek bir cin flodu yazmış. Ben de sonuna kadar okudum yani. Sonra başkası kendi başından geçeni anlatmış alıntılarda. Yok işte cin gitmiş kıza aşık olmuş, içinden çıkmak istememiş. Bize de mesela cinler genelde kadınlara aşık oluyor, evleniyor. Hatta düğüne falan götürüyorlar ve bunlara inanan var. Düşünün 2024 yılında yani. Ama vampirlere kurgu diye bakılıyor. Bu da bana çok garip geliyor. Yani cin varsa vampir de var mantıken. İkisinin gerçek dışılık veya gerçeklik seviyesi aynı benim nezdimde. Ama cadılara, perilere, vampirlere fantastik kurguymuş gibi bakılıyor. Bu arada akademik kaynaklarda bundan 400 sene önce bu varlıklar gerçekten inanılıyordu. Ciddiye alınan, gerçek gözüyle bakılan varlıklarda bunlar deniliyor ya. Kopuyorum. Kız hala inanılıyor ya. Haberlere bazen şey çıkıyor ya işte, ölü gelin yine görüldü. Otoyola çıkıyor böyle gelinlikli bir kadın, arabaları durduruyor. Kocam nerede, kocam nerede diyor. Haber değeri var yani hala, gerçekmiş gibi. Yani paranormal şeylere sadece orta çağ, hurafe diye bakmamak lazım. Eskilerde kaldı, artık çok moderniz, geride bıraktık bunları diyemeyiz. Ayrıca kardeşim sen cin var diyorsan vampir de var bence ki benim işime gelir. Beni ısırsın. Ya ne güzel olur, ben daha dünyayı gezemedim. Of, ve 30'a merdiven dayadım. Yani bir an önce beni bulması lazım şu an. Zaten Türkiye'deyim yani, çok alakalı bir şey vampirle. Neden biliyor musunuz? Hemen anlatayım. Türklerden çok uzak bir kavram olmadığını göreceksiniz çünkü. Vampir kelimesinin etimolojisinden söz edeceğim şimdi. En eski kökeni upır. Ve bu kelime kumanlar ve peçenekler gibi Türk boylarının mitolojilerindeki upırdan geliyor. Türk söylence sözlüğünde upır bazı kullanımlarda obur olarak geçiyor. Veya hobur, vupar, opkır veya opkan olarak da geçiyor. Kelimenin kökeni up op, yani buradan türüyor kelime. Açgözlülük anlamı içerir. Obruk sözü de aynı kökten geliyor bu arada ve anlamı da girdap. Ubır doymak bilmez, azgın, açgözlü bir varlık. Aslında bu yaratık vampir denilince aklımızda ilk canlı o figür değil, Edward Cullen değil yani. Pontus bozkırlarında, yani Karadeniz bölgesinin tam karşısı ama o bölgeden Asya'ya doğru uzanan yerler. Burada eski adlı Türk kavimleri yaşıyordu. Burada ortaya çıkan bir söylence bu. Söylenceye göre de Ubır günahkar birisi. Bu kişi mezarda bir hayvan şekline bürünüyor ve Ubır halini alıyor. İri başlı, uzun kuyruklu bir varlık. Genellikle de ölen büyücülerin Ubır'a dönüştüğü söyleniyor. Ağzından ateş püskürüyor, günlerce veya aylarca hareketsiz kalabiliyor veya uçabiliyor. Bu şekilde özellikleri var. Etrafına bulaşıcı hastalık yayıyor, ne bulursa yiyor. Kurt veya yaban köpeği kılığına girip koyunları parçalıyor. Fin-Ugor kavimlerinde de benzer söyleyişler var bu arada. 10. yüzyıllarda kurulan Slav ve Türk ilişkilerinin etkisiyle de bu kelime eski Slav diline opiri olarak geçiyor. Balkanlarda yayılırken Bulgarca opir, Sırpça vampir, Macarca vampir olarak bir değişim geçiriyor. Avrupa'ya geçtiği zaman da Almanca vampir ve en sonunda da İngilizce vampire olarak geçiyor. Yani özetle günümüzdeki modern vampir kelimesinin eski Slav dilinden veya
Türkçe biçiminden türediği söyleniyor. Bu vampir kavramının geniş çaplı etimolojik bir araştırması var. Dilerseniz okuyabilirsiniz. Ben açıklama kısmını tabii ki bırakıyorum her zamanki gibi. Çünkü bazı etimologlar kelimenin Slav Türk kökenli değil de Macar kökenli olduğunu savunuyor. Ama genel kabul Türk boylarından Slavlara geçme yönünde. Genel olarak modern versiyonuna dönüşecek olan vampirin ana vatanının Balkan bölgeleri olduğunu bilin yeter bu arada. Romanya dendiğinde kültürel olarak akılla zaten ilk canlanan şeyler Transilvanya, işte vampirler falan. Bir de bu bölgeler şehirleşmenin az olduğu, kırsal kültürün baskın olduğu yerler. Hortlak inancının baskın olduğu yerler. Vampir de zaten en basitinden nedir? Hortlaktır. Batısal anlamda vampir denemesi gibi düşünün. Bu inancın dinsel dayanakları da var. Bir insanın fani hayatında kafir olması, büyü yapmış olması gibi. Sonra mezarında rahat edemediği için hortluyor ve insanlara musallat oluyor. Hatta Tekirdağ'da Balkan göçmenlerinden gelme batıl bir inanç var. O da şu. Cenaze esnasında ölünün üzerinden kedi atlamaması için özellikle dikkat ederlermiş. Kedinin can hakkı ölüye geçermiş, sonra da o ölü hortlarmış falan. Böyle batıl inançlar var özetle. Bunun dışında yine Türklerle ilgili başka ilginç bir detay paylaşmak istiyorum. Anlatacağım şey de Tolstoy tarafından yazılmış olan Vurdalak ailesi. Alexei Tolstoy, Vurdalak ailesini 1839 yılında Fransızca olarak kaleme alıyor. Vurdalak ailesi, gotik edebiyatta da sıklıkla görüldüğü gibi akşamları bir araya gelen entelektüel arkadaşların toplantısında işte her bir davetlinin kendi efsanelerinden esinlenen korku hikayelerini böyle anlatmasıyla falan başlıyor. Bizdeki toplanıp cin hikayesi anlatmak gibi işte yani aynı şey. Kitapta kurgu içinde kurgu tekniğiyle anlatılıyor. Ana karakter olan Markis anlatılan hikayeleri ilginç buluyor ama bu sizin anlattığınız da ne ki bir de benim yaşadığımı dinleyin diyor. Markis'in yolu bir gün bir Sırp köyüne düşüyor. Şimdi Markis anlatmaya başlıyor ya, böyle başlıyor hikaye. Geceye geçirdiği evin sahibi Gorça, ihtiyar bir adam ve 10 gün önce Türk asılı kanun kaçağı olan Ali Bey'i yakalamak için evi terk etmiş. Ali Bey de o bölgeyi harap eden bir haydut. İhtiyar Gorça giderken oğullarına demiş ki 10 gün beni bekleyin. Eğer bu süre geçmiş olursa eve döndüğümde kalbime bir kazık saplayarak beni öldürün diye öğütlüyor gitmeden önce. Çünkü eğer 10 gün sonra sağ çıkıp da gelmiş olsa bile mutlaka bir vurdalak olacağını söylüyor. Vurdalakların da vampirlerden farkı şu. Vurdalaklar kendi ailesi ve yakınlarını musallat olan ve onların kanını içmeyi tercih eden bir vampir türü. Anlatıcı Marquez tam 10 gün geçtiğinde köye varmış ve olaylar misafir olduğu güne tekabül ediyor. Neyse, evin kızı Zdenka'dan çok etkileniyor Marquez, aşık oluyor ona. Bu bilgiyi de vereyim çünkü öyküde yine önemli bir yere sahip. Neyse, Marquez'in misafir olduğu gece Gorça eve dönüyor. Tam 10 gün geçmiş. Gorça kanlar içinde kapıyı çalıyor ve evin köpeği çok rahatsız oluyor. Gorça da bu hayvanın bana saygısı kalmamış, nasıl beni tanımaz diye sinirleniyor. Georgi yani evin oğlu babasının isteği üzerine köpeği öldürüyor maalesef. Ama bir yandan da 10. gün olduğu için babalarına şüpheyle bakıyorlar. Bu yüzden Zdenka babasından maceralarını anlatmasını istiyor. Çünkü babasının en sevdiği şey kahramanlık öyküsü anlatmak. Böylece vampire dönüşüp dönüşmediğini anlayacaklar. Gorça, Ali Bey'i ortadan kaldırdığını söyleyip olayın detaylarını sonra anlatırım diye kaçamak cevaplar veriyor. Sırtındaki çuvaldan Ali Bey'in kellesini çıkarıyor ve ibreti alem olsun diye kapıya asalım diyor. Süper fikir. Burada da Türklere laf sokarak şey diyor. Köyümüz soygunculardan kurtuldu. Yeniçeriler hariç diyor. Kitapta Slav halklarıyla Türkler arasındaki ilişki de anlatılıyor yani. Bizi yani nasıl gördükleri incelenebilir bu öyküde o zamanlar için. Neyse sonra herkes yatmaya gidiyor. Markis kendisine yaklaşan ihtiyarın ceset gibi kötü koktuğunu ve korkunç gözlerini fark ediyor. Ama adam ona zarar vermiyor. Zaten gece yarısı uyanıyor torunu ve dedesini çağırıyor. Türklerle nasıl savaştığını anlatması için onu alıkoyuyor. Büyüdüğünde kendisi dedesi gibi Türklerle savaşacakmış. Yani dönemin coğrafyasında Türklere duyulan öfkenin esere yansıtılmasını görüyoruz burada. Sonra ihtiyar Gorça ve torunu ortalıktan kayboluyorlar. Sonra torun bulunuyor ama Gorça kayıp. Bazı geceler evin etrafında görüyorlar sadece bu Gorça'yı. Markiz'i Tuna Nehri donduğu için evde bir süre daha konaklamak zorunda kalıyor. Bir gün yaşlı Gorça geri dönüyor. Aile sofrasına oturuyor.
oluyor. Çocuklar da vampir olup olmadığını kontrol etmek için dedelerinden Istaros çıkarmasını istiyorlar ama Gorcha reddediyor bunu. Sonra Georgi adamın vampir olduğunu anlayınca kalbine saplamak için kazık ararken yaşlı adam kaçıyor. Günler geçiyor, tamam mı? Tuna Nehri de eridiği için Markiz artık yola koyulabiliyor. Sonra Fransa'ya çağrılıyor. Yine aynı yoldan geçtiği için eve tekrar uğrayayım diyor. Zdenka da orada ya, ondan dolayı onu merak ediyor çünkü. Ama bir keşişten öğrendiğine göre Gorcha kalbine saplanan bir kazıkla öldürülmüş ama ölmeden de torununun kanını içmiş ve onu da vurdalak yakmış. Sonra çocuk ne yapıyor biliyor musunuz? Evdekilerin kanını içiyor, bir tek Zdenka kalıyor ama yaşadığı acı nedeniyle de aklını oynattığı söyleniyor. Markiz duyduklarına karşı şok oluyor ama yine de Zdenka'yı merak ettiği için gidiyor eve ve eve ulaştığında yorgunluktan uykuya dalıyor. Uyandığında da Zdenka'yı görüyor. Onu terk ettiği için kendine çok kızıyor. Zdenka ise ona bir an önce kaçması gerektiğini söylüyor. Sonra Markiz fark ediyor ki Zdenka eskisi gibi değil. Bakışları değişmiş. Normalde haç kolye takan kız hiçbirini takmamış ve ceset kokuyor. Yine de adam Zdenka'nın büyüsüne kapıldığı için akşam onunla kalıyor yine yani. Dışarıdan da o esnada korkunç çığlıklar duyunca gizlice kapıdan çıkmaya çalışıyor ama bakıyor ki evin etrafına zombi gibi vurdalaklar grubu toplanmış. Adam sonra bunları görünce arkasına bakmadan kaçıyor ve vurdalakların elinden güçlükle kurtuluyor. Şimdi Markiz bunu kendi yaşadığı hikaye olarak anlatıyor. Hikayenin başı böyle başlıyordu. Sona doğru geldiğimiz zaman Markiz'in etrafına toplanan dinleyiciler iyice ürperiyor. Çünkü Markiz kaçtığını söylüyor ama ya yalansa, yani Markiz aslında bir vampirse. Tolstoy da burada bırakıyor zaten hikayeyi. Yani hem hikayedeki karakterler hem de bizi geriyor. Tedirgin bir şekilde bırakıyor ve hikaye burada bitiyor yani. Bu arada bizde vampirin karşılığı ya hortlak ya da cadı olarak geçiyor. Bunun tarihi gerçekliği de var. 16. yüzyıl Osmanlı Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi'nin fetvaları var bununla ilgili. Şeyhülislam Efendi konuya ilişkin verdiği fetvada cadı olduğu kesinleşen şahsın karnına kazık saplanmasına, başının kesilip ayaklarının dibine yerleştirilmesine, şayet bunların hiçbirinden sonuç alınmazsa yakılmasına müsaade etmiştir. Balkan bölgesinde polis ifadelerinde vampirler falan geçiyor basbayağı, yani geçiyor resmi evrak olarak düşünün. Osmanlı'da bir de Tırnova cadıları vakası var. Yeniçerilerin mezarlarından kalkıp halka musallat olduğuna dair iddialar içeriyor. Tarihçi Reşat Ekrem Koç'un ifadesine diyor ki Abdi Alemdar ve Ali Alemdar isimli şahıslar ölmeden önce halka türlü kötülük etmişler. Cana kıymış, mal yağmalamış, tecavüz etmişler. Yeniçeri Ocağı katledildiğinde yaşlarından dolayı idam edilmemiş, eceliyle ölmüşler. Ama ölümlerinden sonra da halkın yakasını bırakmamışlar. Onlara cadı kılığında musallat olmuşlar. Cadıcı Nikola, cadı abisi yani, halka bu kötü ruhları kovmak için cesetlerini mezardan çıkarılıp göbeklerine ağaç kazık çakılmasını ve yüreklerinin de kaynar suyla haşlanmasını salık vermiş. Yine 1833 yılında Türk idaresinde bulunan Bulgaristan'ın Tırnova kasabasında yaşanmış bu olay ve gazete haberinden bahsedeceğim şimdi. Olay şöyle. Kasabanın kadısı Ahmet Şükrü Efendi hükümete resmi bir mektup yazıyor. Olayı aktarıyor. Sonra devletin resmi gazetesi Takvimi Vekayi'de yayınlanıyor bu olay. Tırnova'da cadı türedi. Gün battıktan sonra ortaya çıkıyor. Un, yağ, bal gibi şeyleri birbirine katıyor. Yastık, yorgan ve bohçaları açıp dağıtıyor. İnsanlara saldırıp tecavüz ediyor. Bunu önlemek için Nikola adlı bir cadıcıyla pazarlık ettik. Mezarlıkta cadıların yerini buldu. Kalplerin üzerine kazık çakıp kaynar su dökerek öldürdük. Tolstoy'un hikayesinde geçen Ali Bek de buradan esinlenme. Karakterin ismine de Ali Bek, yani Ali Bey ismini vermiş. Zaten Tırnova vakasında adları geçen iki yeniçeriden birinin ismi de Ali. Hikayedeki ihtiyar Gorcha ve vampirliği bulaştıran da Türk asıllı Ali Bek zaten. Yani Tolstoy hikayesini kurgularken vampirizm paranoyasını Türklere yöneltmiş. Bu anlattıklarımdan sonra vampirlerle ilgili başka bir sonuca daha varıyoruz. Vampirler 18. yüzyıla kadar mahkeme tutanaklarının, seyahatnamelerin, dini metinlerin ele aldığı bir konu. Modern anlamdaki kullanımları 18. yüzyılda görüyoruz. Ondan önce edebi kaynakların konusu bile değil. İşte aşktır, beşiktir bunlarla bağdaştırılan şeyler değiller. Hortlakvari yaratıklar. Yani vampirler edebiyata girdikleri zaman güzelleşiyorlar. Zaten vampir vitinin folklorik bir öğeden popüler kültür öğesine dönüşümü Bram Stoker'ın ünlü eseri Dracula tabiyle oluyor. Ama tabii popülerlik kazanması da Bram Stoker ile başlamıyor. Ne zaman ki Heinrich August Ostenfelder
1748'de Dervampir şiirini yazıyor. O zaman vampir kelimesi ilk defa kullanılıyor. Bu şiirin esin kaynağı ise 1731'de Sırbistan topraklarında Arnold Paul adlı Sırp bir köylünün öldükten sonra dirilip başka köylülerin kanlarını içerek onları öldürdüğüne dair fantastik öyküler. Bu öykü Batı Avrupa'ya kadar yayılmış, tamam mı? Avrupa'ya kadar yayılması da şöyle: 1718'de Pasarofça Anlaşması'yla Bosna, Romanya ve Kuzey Sırbistan toprakları Avusturya'nın denetimine giriyor. Avusturyalı subaylar da bu dönemde bölgedeki vampir inancına sebep olan bütün olayları bizzat raporluyorlar. Resmi olarak kayıt tutmuşlar yani. 18. yüzyılda vampir mitin ünlenmesinin sebebi de Doğu Prusya'da vampir söylentilerin zirveye ulaşması. Düşünün, rahipler, bilim adamları, tıp doktorları tarafından raporlar tutuluyor. Bilimsel dergilerde makaleler falan yayınlanıyor. Batı Avrupa'da vampirlerin varlığına dair tartışmalar düzenleniyor. Bu konu ciddiye alınıyor yani. Şimdi vampir denince tabii ki Kont Drakula'dan bahsetmeden olmaz. Romandaki karakter bizzat gerçek değil ama esinlenilen karakter gerçekten yaşamış birisi. O da Vlad Dracula zaten. Vlad Dracula, Vlad Tepeş olarak bilinen kişi. Vlad Tepeş de sonradan Roman olarak tabir edilen Valak kökenli bir Eflak voyvodası. Eflaklı. Yani bugünkü Transilvanya'da doğuyor. Bugün Eflak coğrafyası Romanya'nın güney kesimleri. Bram Stoker'ın romanında da Kont Drakula burada yaşıyor. Drakula'nın romanı esin kaynağı olması da onun zaten tarihi bir kişilik haline gelmesinden kaynaklı. 1360'lara doğru Osmanlı Türkleri Balkan topraklarını atlamış durumdalar. Balkanlarda da Eflak Beyliği var. Bu beylik de bir Osmanlı, bir Macaristan, bu ikisi arasında sıkıştırma arasında ayakta durmaya çalışan bir beylik. Osmanlı'yla işte ara ara iyi ilişkiler falan kuruyorlar. Ta ki 1444'e kadar Bulgaristan'ın Varna bölgesinde Osmanlı ile Balkan prenslikleri arasında savaş çıkıyor. Varna Savaşı bu. Osmanlı'nın karşısında Eflak Voyvodalığı, Boğdan Prensliği ve Transilvanya gibi küçük küçük prenslikler var. Osmanlı savaşı kazanıyor. Tedbir olsun diye de bazı Balkan şehzadeleri rehin olarak alınıyor. Bunların arasında Vlad Tepeş de var. Aslında Drakula kardeşler rehin alınıyor. Yani Vlad'ın kardeşi de var. Önce Kütahya'ya, sonra da Edirne'ye getiriliyorlar. Edirne Sarayı'nda da Fatih Sultan Mehmet var. Yani Vlad Tepeş ile Fatih Sultan Mehmet aynı yerde. Fatih de şehzade o zamanlar. 3 sene Enderun ortamında aynı yerde beraber büyüyorlar. Sonra Vlad Tepeş Eflak'a geri dönüyor. 1450'lerin sonlarına kadar da Eflak tahtını geçirmeye yönelik mücadele ediyor. 1458'i tahtı ele geçiriyor. Askeri sistemi falan güncelliyor. Kendisine kale yaptırıyor. Tahta geçtiği zaman ülkedeki tüm boyarları, soyluları, kadınları ve çocukları yemeğe davet ediyor. Yemek sırasında bütün herkesi yakalatıp kendi kalesini yaptırmak için çalıştırıyor. Dur dinle, bunu niye yapmış? Bunu niye yapmış? Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Bu halk babasını Varna Savaşı'ndan sonra yakalayıp öldürmüşler. Yani babasının intikamını alıyor. Osmanlı ile arası nasıl iyi, vergisini falan veriyor. Güçlendiği zaman da vergi vermeyi kesiyor. Sonra vergi kestiği için Osmanlı Vlad'a elçi gönderiyor 200 askerle birlikte. Drakula da şey diyor, durumum yok diye Fatih'e mektup yazıyor. Neyse, sonra bu elçiler ve işte 200 asker konaklarken konakladığı yerde Eflak askerleri bunları yakalıyor. Kazıklı Voyvoda hepsini kazığa vurduruyor. Bulgaristan seferine çıktığı zaman da buradaki Türk, Bulgar karışık 20 bin kişiyi kazığa vurdurduğu söyleniyor. Kazıklı Voyvoda'nın kazıklı ifadesi de buradan geliyor. Normalde o zamana kadar işte suçlulara ibret alem olması açısından bu şekilde ölüyü sergileme durumları olmuş. Ama bu cezalandırmayı kitlesi olarak yapmasıyla birlikte Kazıklı Voyvoda bir ilk. Daha Drakula yaşarken onun korkunç hikayeleri yazılıyor el yazması şeklinde hatta. Bram Stoker bu kaynaklara ulaşmış ve Kont Drakula hakkında böyle bir, yani bu şekilde bilgi ediniyor. Bram Stoker'dan önce de Kan İçici Eflak Voyvodası diye kaleme alınan tiyatro eserleri var. Ama vampir olarak değil, bizzat kendisi anlatılıyor. Macar kaynaklarında Vlad'ın yakaladığı kuşun bile kafasını kopartıp kazığa oturttuğu söyleniyor. Yani o derece psikopati gösteren manyak bir herif yani. Yaptığı şeyler yalnızca kazığa oturtmak da değil, işkenceler falan yapıyor. Hayat hikayesinin devamı özetle şöyle. Hani
Osmanlı'ya vergisini ödemediği için elçiyle beraber askerler gelmiş. Sonra onları öldürtmüştü ya. Fatih Sultan Mehmet o esnada ne yapıyor? Trabzon seferinde. Yıl 1461. Dönüşte de doğrudan Eflak'a gidiyorlar. Ne yapmış bu herif ya diye. Hani gidiyorlar, bulacaklar onu. Kont Drakula da Karpat dağlarına çekiliyor. Akıncılar bunu bulamıyor. Bu esnada Drakula gece baskını yapıyor ama başarısız oluyor. Onun askerleriyle Osmanlı askerleri savaşıyor. Drakula mağlup oluyor. Sonra Eflak'ın başına kardeşi geçiriliyor. Vlad da Macarlara sığınıyor. Vlad burada esir olarak kalıyor. Kaleye kapatıyorlar. 1474'e kadar da esir olarak kalıyor. Macarlar bunu hep elinde tutuyor bu arada. İşte eğer Eflak'ta güç boşluğu olursa biz Vlad'ı hemen başa geçiririz. Ki zaten öyle oluyor. Kardeşi vebadan ölüyor çünkü. Ve Vlad tekrardan tahta geçiriliyor. Ölümü de nasıl oluyor? Çok boş oluyor biraz. Romanlar ve Osmanlı arasındaki savaş esnasında başı kesilerek ölüyor. Bu kadar. Yani şey, bir ölümü de yok bu arada. Kim vurduya gidiyor adam. İstanbul'a getirilip sergileniyor kafası. Sonra denize atılıyor. Böyle bir rivayet var. Bu arada Romanya'daki imajı çok farklı tabii. Romanya Kont Drakula'yı kahraman olarak görüyor. Çünkü hayatı boyunca kendi halkına, Romenlere dokunmamış ve Romanya'yı birleştirmeye çalışmış. Bu yüzden Romenler Kont Drakula'nın vampirle özdeşleşmiş olmasını hiç sevmiyorlar. Çünkü Romanyalılara göre vampir demek kafir olup dirilmiş olmak demek. Romanyalılar Stregoi, yani kötücül varlık, yani biz üç harfi diyoruz ya, onlar da bu kelimeyi kullanmıyorlar. Stregoi'yu. Tabi Bram Stoker'ın romanına kadar zalim bir yönetici olarak biliniyor Kont Drakula. Bu romandan sonra vampirle özdeşleşiyor. Döneminde de çok popüler olan roman bu arada bu kitap. Hatta şöyle bir bilgi de vereyim. Stoker bu romanı yazarken Türkolog Arminius van Veri ile mektuplaşıyor. Yani ciddi veri topluyor bu romanı yazmak için. Bu romanın yazılmasından sonra sinemanın da gelişmesiyle birlikte vampir filmleri ortaya çıkıyor. İlk vampir filmi Alman yönetmen Murnau'nun 1922'de çektiği Nosferatu oluyor. Ama Nosferatu'daki vampir karakteri hala günümüzdeki imajı tanımlamıyor, onu karşılamıyor. Yine korkunç ve yanında durmak bile istemeyeceğiniz bir varlık. Zamanla vampirler eski anlatılarını aşıp da iyi ve kötü olabilme halini falan taşıyorlar. Hani mitolojide iblisten başka bir şey olmayan, İsa'nın tam tersi olan yaratıkken Interview with a Vampire filmindeki gibi iyi veya kötü vampir olarak karşımıza çıkabiliyor. Mesela Lestat zalim, duygusuz, insanları avlayan biri. Ben burada Lestat'ı Dorian Gray'e benzetiyorum by the way. Louis de bu kaderi kabul etmeyen vampir olarak geçiyor. Hem burada hem de Only Lovers Left Alive filmindeki trajedi iyi olmak isteyip de kan içme güdüsüne bir türlü engel olamayan lanetlenmiş ruhundan kaçamamaktan kaynaklanıyor. Twilight'ta da var bu. Ben iyi olmak istiyorum ama kötüyüm, of, insan öldürmek zorundayım. Evet, hayvan avlıyorum ama hayvanlar çıtır çerez, o yetmiyor onlar. Ben insan kanı içmek istiyorum ama istemiyorum da. Edward sürekli Bella'ya benden uzak dur diyor, bunları diyor. Edward da ne kadar iyi olmaya çalışan mutsuz bir karakter. Bu arada video için araştırma yaparken aklıma sürekli Bella'nın vampirleri araştırdığı sahne geldi. O sahne benim için tam bir core memory yani. Hiç unutmuyorum o sahneyi. Kendimi de öyle canlandırdım çünkü araştırma yaparken. İşte vampir, ölümsüz, kan, bilmem ne. Çok komik geldi. Bir de vampir karakterlerin İşte seçme şansım olmadı, ben böyle mi olsun isterdim tavırları beni bitiriyor. Ben bunu anlam veremiyordum izlerken. Benim de anlam veremeyiş tam bir seküler bakış açısı bu arada. Onu da anlatacağım. Şimdi kendime diyorum ki, ulan ne güzel, sonsuza kadar yaşarsan işte. Okuyabileceğin milyonlarca kitap var. İzleyebileceğin milyonlarca film var. İstemediğin kadar farklı hayat yaşayabilirsin. Dünyanın bütün şehirlerinde bambaşka hikayeler kurabilirsin kendin için. Müthiş yani bence. Ama bu istenmeyen ölümsüzlüğün bir dayanak noktası var. O da bunun maddi bir sonsuzluk olması. Hani dinimizin buyurduğu gibi, sevaplar işleyip ölüp cennette sonsuza kadar yaşayacağına, bu dünyada sonsuza kadar yaşıyorsun. Maddi anlamda bir ölümsüzlük var. İşte seküler, dinden ayrılmış ve hor görülmüş bir şey bu. O yüzden iyi vampirler inanca dönük oluyorlar iyi oldukları için ve sahip oldukları bu maddi ölümsüzlüğü lanet olarak nitelendiriyorlar. Ama ben sahip olsaydım çok mutlu olurdum. Yani ben çok seküler, çok din dışı bir insanım. Ve bu maddi ölümsüzlük benim için süper bir şey. Öyle işte. Vampir mevzusu bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizi aydınlatabilmişimdir. Ben araştırırken ve çizimini yaparken aşırı keyif aldım her zamanki gibi. Çizimde de bu temaya uygun olarak vampir bir çift
çizdim. Kıyafetlerini de 18. yüzyıla uygun seçeyim dedim. Vampirlerin popüler olduğu dönemi bir ithafta bulunayım dedim. Dekor için de yüksek gotik pencereler çizdim. Bu şekilde. Umarım anlattıklarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır ve güzel bir video olmuştur. Yani ben çok bilmiyorum. Sevdiğim bir konu bu. Umarım siz de seviyorsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.